Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Sonra pilavımızı yapmaya başlayalım inşallah. Evet. 300 gram pirinç kullanıyoruz. 2 adet domates, 1 yemek kaşığı salça, 1 tutam dereotu, 1 tatlı kaşığı tuz, 100 gram margarin kullanacağız domatesli pilav yemeğimiz için. Evet, şöyle ustamıza dönüyoruz ve zannedersem yine bunu biz ızgaramızda yapacağız pilavımızı. Evet sevgili izleyicilerimiz, biliyorsunuz biz her şeyi robotumuzda yapıyoruz. Canımız ne isterse, gönlümüz ne isterse. Hem çok kullanışlı hem çok pratik. Biliyorsun bir de geniş tepsisi olması bizim için ayrıca çok büyük bir avantaj. Evet aynen öyle. Ve pilavlarımız tane tane düşüyor. Onun için biz ne yapalım? Yine tercihimiz robotumuz olacak. Şöyle robotumuzun altını açtık sevgili izleyicilerimiz. İçine tereyağımızdan koyalım olmasa. Şöyle biraz daha şey olsun. Böyle güzelce. Pilavdan vazgeçemiyoruz. Gerçi biz ne kadar bazen işte buradan söylesek de bol bol bulgur yiyelim diye ama artık alışmışız. Biz Türk milleti olarak damak zevkimizden kolay vazgeçebilen bir millet değiliz. Ve çocuklarımıza da özellikle ne yapıyoruz? Maalesef da, böyle aşırıyoruz bizden, şeyleri. Bizden gördüklerini evet, uyguluyorlar işte onlarda. Biz yapıyoruz her şeyi. Olsun ama yine de yiyelim. Lezzeti güzel. Evet. Çok aşırıya kaçmamak şartıyla, öyle değil mi usta? Aynen öyle. Kilo yapar diye gerçi biz bazı şeyleri çok fazla şey yapıyoruz ama sevgili izleyicilerimiz hakikaten kendinize dikkat edin. Ama yine yediğinize, içtiğinize kesinlikle dikkat edin. Ama kesinlikle de her şeyi kısmayın hayatınıza. Yiyin. Ama güzelce bir şekilde, evet, abartılı bir şekilde değil. Tamamen çıkarmamak lazım. Şeker çok fark ediyor ama. Evet, şekeri kıstığın zaman hakikaten de insanlar şey yapıyor. Çok büyük bir anlamda etki yapıyor ve fark ediyor yani. Yani şöyle bir şey diyeyim. Merdivenlere çıktığı zaman nefes nefese kalıyor değil mi insan? Ha, yapmaya başladım ya dedim ne yapıyorsun dedi bak. Hakikaten insan şey oluyor. Etkileniyor, bayağı etkileniyor. Çok etkileniyor. Yani düşünebiliriz. Şimdi Ayça Güler normalde kilonuz 75 kilo. Hadi 75 olmasın. Bir bayan ideal kilosu nedir? Normal bayanlara tabii göre. Tabii boyuna göre değişiyor. 60-65, evet, 50-55. O arada diyelim. Şimdi sen tut bayana bir de 30 kilo şey ver. Yük ver. Düşünebiliyor musun? Ben de 25 kilo bir çuval verelim. Bayan ne kadar? Bayana 3 tane poşet verdiğiniz zaman şuradan şuraya taşıyamıyor. Ümit Usta'dan sonra pardon. Evet, Allah rahmet eylesin Ümit Usta. Rahmetle anıyoruz. Çok değerli, evet, bir aşçıydı gerçekten böyle. Aslında bu işin Türkiye'de öncülerinden, öyle, evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Herkese örnek olmuş büyük bir insandı. Çok da sevildi böyle. Küçüktük o zamanlar, çocuktuk, izlerdik onu. Çok hoşumuza da giderdi yaptığı yemekler. Çok değerli, evet, çok değerli bir ustamızdı. Evet, Allah rahmet eylesin. Ondan sonra 221 kilo ve et üzerinde şu an uzmanlaşmış, uzmanlığa doğru gidiyor. Ama kilosu da çok övünüyordu. Yani dedi inşallah bu rekoru bırakmayacağım elimden, devam edeceğim. Yani aşçılarda böyle bir şey var, sanki aşçı deyince akla hemen kilolu insanlar geliyor. Ama böyle olmasın tabii ki. Yok, sağlık. Evet, sağlık, yani sağlıklı bir şekilde beslenmemiz lazım. Belli bir sürede sonra zaten şey yapamıyorsun. Tamamıyla bütün her şey bitiyor. Rahat nefes alamıyorsun. Ondan sonra şeker hastalığı başlıyor. Ondan sonra farklı hastalıklar boy gösteriyor. Çok sinirli çok oluyorlar. Tabii. Biliyorsun bir anda parlıyorlar. Bir yandan şey yapıyor. Hakikaten çok zor. Allah-u Teala hiç kimseyi yaşatmasın. Komaya giriyorlar. Komaya da giriyorlar. Tabii, şeker, evet, komasına giriyor. Allah korusun tabii ki. İnşallah bol bol dua edelim. Bu güzel günde, bu mübarek gecede, bu mübarek günlerde Rabbim herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hiçbir şeyin de aşırısına kaçmıyor. Amin, amin, evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, şöyle güzelce bir gün size ne yaptık? Kaşarlı, mantarlı tavuk inciğimizi hazırladık. O fırında yavaş yavaş pişiyor. Ve biz de şöyle size güzel bir domatesli pilav hazırlayacağız. Şöyle robotumuzda gördüğünüz gibi. Çok kullanışlı. Canımız ne isterse her şeyi hazırladığımız gibi. Bugün de biz size şöyle bir pilav hazırlıyoruz. Şimdi ne yaptı pilavımızı anlatalım. Güzelce robotumuza pilavımızı, yağımızı koyduk. Yağımız ısındıktan sonra pirinçlerimizi yıkadığımız, hazırladığımız pirincimizi içine ilave yapıyoruz. Güzelce bir pirincimizi kavurduktan sonra içine 2 yemek kaşığı kadar, 2 yemek kaşığı demeyeyim de yani 2 tatlı kaşığı. Evet, 2 tatlı kaşığı kadar salça koyduk. Bir tanesi biber, bir tanesi domates. Biliyorsun biber çok güzel bir renk verdiği için ben
kullanmak tercihinde bulundum sevgili. Ondan sonra az bir şey şeker ilave yaptım ve tuzumu ayarladıktan sonra iki tane de ben domates hazırlamıştım. Şöyle pilavımın için sevgili. Şöyle güzelce biraz daha kavuralım. Sıcak suyu alacağız ve sıcak suyumuzla beraber ayarlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle renkli, çok da güzel bir pilav oluyor sevgili izleyicilerimiz. Şöyle iftarda inşallah siz de yapıp yersiniz diye. Şimdi şöyle bir sıcak suyumuzu alalım. Şöyle elinize gelmesin. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, suyumuzu şöyle ayarlayalım. O domatesi de içine ilave edebilir miyiz Ayşegül Hanım? Suyumuz çok fazla olmasın çünkü domatesler de biliyorsunuz sulu olduğu için. Evet. Şöyle domateslerimizi de içine ilave ettik. Siz isterseniz ne yapabilirsiniz? Rendeleyebilirsiniz de domatesi ama isterseniz küçük küçbaşı şeklinde de doğrayabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Suyunu tekrardan ayarladıktan sonra şöyle robotumuzu sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle kapağını kapatıyoruz. Yani çok güzel bir şekilde tane tane bir pilav elde etmek istiyorsak şöyle kapağını kapatalım ve yavaş yavaş dinlemeye bırakalım. Yavaş yavaş pişsin. Ve ne yaptık? Usta domatesli pilavımız hazır mı? Evet sevgili izleyicilerimiz şöyle bir kapağını kapattık gördüğünüz gibi. Evet. Ve tekrardan açtık, açmaz olaydık. Çünkü oruçta olduğumuz için canımız çekti. Ayşegül bakıyor, acaba niye böyle bu lafı dedi. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, güzelce pilavımızı hazırladık. Şöyle getirelim yakına. Evet, biz siz de görün diye teşekkür ettim. Şöyle aldık. Harika bir şekilde pilavımız gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz hazırlandı. Şöyle ne yapalım, bir karıştıralım olması. Şöyle izleyicilerimiz de görsün diye. Evet, şöyle biraz daha dinlendi mi? Harika evet, bir şekilde kesinlikle. Evet, pilavımız. Evet. Şu an kameraman kardeşlerimiz bile bizleri kameradan değil, böyle kafalarını ya uzatarak evet, şöyle izliyorlar. Tane tane görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Tane tane bir şekilde pilavımız. Hem de çok rahat bir şekilde pilavımız hazırlandı gördüğünüz gibi. Evet, evet. Güzel bir günün sonuna geldik. Aslında bugünün hiç bitmesini istemediğimiz bir gün. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.